Onyekuru. Onyekuru güzel hareket. Çok hızlı abi bu adam ve gerçekten çok güzel ilerledi lan. Gol at bir de. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray ve bugün sizlerle beraber Türk Gücü serimizde efsane bir adım daha yapacağız. Bugün pazarda olmayan oyuncuyu takımımıza koyacağız. Sonra yıllardır istediğiniz bütün videolara yazdığınız Kagawa'nın Beşiktaş kartını alacağız ve Beşiktaşlı Vida'yı da alacağız. Gerçekten çok efsane bir video olacak arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ailemiz büyüyor. Ailemize sen de katıl ve kanka bak sen de abone değilsen hemen aşağıdan abone ol lütfen. Bak sana da söylüyorum. Haydi bakalım o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şimdi Kagawa'yı görüyorsunuz. Vida geldi takıma bu arada direkt aldım. Moses'ı görüyorsunuz. Bunların üçü değişecek yani Kagawa ile Moses değişecek. Nasıl değişecek? Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi buradan geriye çıkıyoruz. Buradan geriye çıkıyoruz. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda bir kişiyim. Ben videoyu beğensem ne olacak ki dediğinizi biliyorum. Çoğunuz öyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Video izleyenlerin genel olarak onda biri beğeniyor. YouTube kitlesinin çoğu bu şekilde. Ancak arkadaşlar sizden bir ricam var. Yani bir kişi bir kişidir. Bak sen beğenirsen öbür kişi de beğenecek. Herkes beğenirse bayağı bir desteklemiş olursunuz. Ailemize çok hızlı büyüyor. YouTube önermeye başladı. Lütfen destek olun. Senin beğenmen bir beğeni değil, emin ol buna. Senin beğenmen bayağı bir kişiyi etkileyecek. Herkes lütfen videoya like atmayı unutmasın. Çok istedim biliyorum ama çok teşekkürler. Bir daha da söylemiyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Shinji Kagawa takımımıza geliyor. Bu arada bugün arkadaşlar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Onunla ilgili de video attım. Onun videosu da i butonunda çıkacak arkadaşlar. Ve videonun sonunda da o videoyu koyacağım. O videoyu da izleyin. Bakalım kim kazanmış. Onu da göreceksiniz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir video oldu ama bayağı bir coinsim bitmişti. Yeniden coinsim oldu. Bilmiyorum nasıl oldu. Yeniden nasıl coinsim oldu bunu da yarın göreceksiniz. Evet arkadaşlar bugün bayağı bir reklam da yaptık. Her neyse Shinji Kagawa'nın kartı 207.000'den falan gidiyor. Gerçekten bayağı bir ucuz. Şöyle fiyatına 205.000 yazacağım. Bakayım 205.000'den varsa direkt alayım. Hiç bakmamıştım fiyatına. Ucuzmuş ama. 201.000'den 187.000'den var. Allah Allah gayet güzel. Bayağı ucuz bir fiyatı varmış. Evet bundan çok zarar etmedik. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar Kagawa'yı buradan çıkarıyoruz. Tabii ki de Beşiktaşlı Kagawa'yı koyacağız. Hemen hızlıca Beşiktaşlı Kagawa'mızı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar başlıkta gördüğünüz pazarda olmayan oyuncu ne demek? Hemen onu da göstereyim. Arkadaşlar pazara koyulması yasak ama bana haftanın takımı paketinden bedavaya çıktı. Onun adı Sofyan Feghouli. Evet arkadaşlar bunu da aldık. Bunu 120 kimya yapmak için aldım. Çünkü arkadaşlar bugün karşı atak oynayacağım. Bugün karşı atak oynayacağız. Karşı atak oynamadığımız günlerde de Moses'ı alacağız. Moses ile ilgili ne yapalım? Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Nasıl yazacaksınız? En çok beğenileni alacağım yine. Bu arada bir sonraki videoda ne almamı istediğinizi de yazacaksınız. Moses'ı dönüşümlü kullan yazabilirsiniz arkadaşlar. Moses ile ilgili başka şeyler de yazabilirsiniz. Hemen onları da söyleyeceğim. Moses'ı dönüşümlü kullan. Moses'ın Fenerbahçe kartı çıkana kadar Moses'ı alma. Ve arkadaşlar sürekli Moses'ı kullan veya sürekli Feghouli'yi kullan. İşte bu şekilde yazabilirsiniz. Hadi bunları yorumlarınızda bekliyorum. En çok beğenileni yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi Feghouli'yi 80 gen yapma zamanı gelmişti. Ve Feghouli'yi de şöyle 80 gen yapabiliriz. Evet Feghouli'yi 80 gen daha yapamadım ama evet ya bu şekilde yapalım. Çok da önemli değil. Feghouli'ye 80 gen yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve takım 108 kimyaya ulaştı. Bütün herkesin birbiriyle bağlantısı var. Şöyle ara sıra değişiklikler yaparsak ne olur abi? Birazcık değişiklikler yaparsak. Şöyle herkesin yerini değiştirdim ama maalesef kimya çok da artmadı arkadaşlar. Bu şekilde kaldı. Herhalde böyleydi. Aynen bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten şu an fena bir takımımız yok. Herkes istediği pozisyonda oynamasına rağmen ama kimyamız maalesef çok yüksek olmadı. Her neyse arkadaşlar fena durumda değiliz şu anda. Gerçekten güzel bir durumdayız. Bir sonraki videoda sizlerden Fenerbahçeli öneri istiyorum. Cagney yerine Fenerbahçeli bir oyuncu önerebilirsiniz. Çünkü Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar bayağı bir arttı. Özellikle Beşiktaşlılar tam 4 tane. Galatasaraylılar 3 tane mi şu an? Galatasaraylılar da 3 tane evet. Bir tane Galatasaraylı bir tane de Fenerbahçeli takımı almamız gerekiyor. Fenerbahçeliler 2 tane kaldı çünkü Fenerbahçelilerle ilgili desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir tane Fenerbahçeli forvet önerebilirsiniz ama Fenerbahçeli önermeseniz bile sıkıntı olmayacak. Çünkü arkadaşlar en çok beğenilen yorum yapacağım. Aşağıda hemen yorum yap ve en çok beğenilen arkadaşlar sizlerle birlikte alacağız. Takımın son halini videonun sonunda bir daha göstereceğim. 90 yani 108 kimyaya ulaştık arkadaşlar. Karşı atakta derecesiz modda değil normal modda gireceğim. Hiç derecesiz moda gerek yok. Ben zaten bunu kasıp bir şekilde FIFA şampiyonu çıkaracağım arkadaşlar. Canlı yayınlarda bilgisayardan oynamak zorunda olduğum için bilgisayardan gerçekten zor oluyor. O yüzden canlı yayınlarda zaten 2-3 maç attığımız zaman maalesef birazcık düşüyor ama ben sonrasında onları toparlıyorum. Kagawa ve Feghouli yeni katıldı. Bakalım nasıl etki yapacaklar ki çok güzel fırsatlar doğmayacak muhtemelen bize ama bakalım neler olacak arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel bir videodayız. Bakalım neler olacak arkadaşlar görelim. Like isteyecektim ama söz verdiğimi hatırladım. O yüzden like istemiyorum ama atmayan varsa tekrardan atabilir. Onyekuru. Onyekuru güzel hareket. Çok hızlı abi bu adam ve gerçekten çok güzel ilerledi lan. Gol at bir de.
Onyekuru ne yapıyor? Beşgen boost olmasına rağmen gerçekten iyi ilerledi. Feguli şimdi yine bir Galatasaraylı. Zaten atak full Galatasaraylı doldu. Feguli de çok güzel kartı abi. Gerçekten bunu da çok beğendim. Çok iyi oynuyor oyuncular ha. Onyekuru güzel bir gol at. Onyekuru abi şunu da atsan var ya nasıl güvenecektim bu takıma ha. Gerçekten her şey güzeldi. Dorukhan Toköz geçemedi abicim. Bronzdan yükseltilen bazı oyuncular birazcık güçsüz olabiliyor. Ama onlara da bakacağız. Dorukhan Toköz yerine de oyuncu falan önerebilirsiniz yani. Hiç fark etmez arkadaşlar. Neyi önerirseniz onu alacağım derken Onyekuru çok iyi. Onyekuru çok iyi. Yani bir tane atamadı ama Cagney'e güzel pas geçerse o Kagawa'dan geçmedi maalesef. Kagawa'nın kartını FIFA'da iyi yapmıyorlar mı bilmiyorum ya da ben Kagawa'yla oynayamıyorum anlamadım. Quaresma şimdi. Ricardo Quaresma bugün Fenerbahçe'ye karşı bakalım neler yapacak derken Quaresma'dan da gol geldi. Rakip benden altıgen fazla olmasına rağmen neredeyse rakibi yeneceğim arkadaşlar. Cagney güzel bir fırsat yakalayamadı. Cagney'den de bu aralar memnun değiliz arkadaşlar. Biliyorsunuz serinin en başından beri Cagney takımda yani haberiniz olsun yani ona göre yorumlarda öneri yaparsınız. Artık sıkıldık dediğinizi görmüştüm bu arada. Gerçekten bunu görmüştüm. Bayağı da beğenilmişti ama en çok beğenilen değildi. O yüzden değiştirmemiştik. Bakalım en çok beğenilen ne olursa onu yapacağız yine. Shinji Kagawa ile gol atmayı deneyelim. Shinji Kagawa. Çok güzel vurmuştum be. Hadi be abi. Vallahi çok güzel vurmuştu. Cagney'den pas. Onyekuru şut. Onyekuru'dan vazgeçmek bayağı bir uzun süre yok arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Quaresma bayağı fırsat verdi ama yaklaşamadım kaleye zaten arkadaşlar. Risk de almak istemedim. Hemen vurdum. Ve gerçekten güzel oldu arkadaşlar. 5 tane gol attık bu takıma karşı. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bir maça daha girelim bakalım. Hemen arkadaşlar bir takımıma gireceğim. Takımda boost yükselecek oyuncu var mı ona bir bakacağım ya. Herhalde vardır abi. Bak var galiba. Evet arkadaşlar boost yükselecek hiçbir oyuncu yok. Yaklaşan oyuncu var mı? Yaklaşan oyuncu da yok ama abi bu Onyekuru'yu yükseltmemiz lazım bizim. Bakın bu mavi olan şey 5 seviye ama bu mavi olan şey 8 seviye. Bu nasıl oluyor? Şununki de çıksın abi biraz lütfen. Şu adama da birazcık yardımcı olalım. Hemen bir maça daha giriyoruz arkadaşlar. Bakalım bu maçta neler olacak. Karşı atak mı oynayalım, mücadele mi? Bunları da yoruma yazmayı unutmayın. Yani üşeniyorsanız yazmayabilirsiniz ama bir iki kişi aranızdan yazsın arkadaşlar. Bunları da görüyorum. Hepinize bakıyorum çünkü bütün yorumlara. Bütün önerilerinizi yapıyoruz. Bu seri zaten sizin seriniz resmen. Takımı baştan sona siz kurdunuz. Trezeguet'den hiç memnun değilim. Hiçbir şey yapmıyor yani. Trezeguet pozisyon da çok gelmiyor. Yine 96 ratingli bir takım var. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Kontra atak yeme şansımız %10. Umarım bir kere falan yeriz. Yani müthiş fırsatı iki kere alıp kontra atak bir kere yemek istiyorum. Ya da ikisini de hiç almayalım. Daha iyi de olabilir. Abi şunu dik. Tamam. Güzel. Şimdi devam edelim. Quaresma. Ricardo Quaresma. Quaresma. Abi bence abi bir saniye önce bassaydım şu tuşuna var ya çok güzel bir şut gelebilirdi. O top taşı çıkarsa çok saçma olur ki çıkmadı. Quaresma şimdi. Quaresma. Güzel hareket. Quaresma oradan asar ya. Quaresma oradan asar abi. Ben Quaresma ile hep güzel goller atıyorum zaten. Dünkü videoda da attım. Bugünkü videoda da ya illa güzel goller atıyoruz. Onyekuru şimdi. Onyekuru'dan da gol geldi. Bakalım şimdi ne olacak? Kagawa. Evet Kagawa'nın rulet yapması çok hoşuma gitti şu anda. Kagawa şimdi tekrardan dön. Bir plase vuruş. Allah aşkına artık gol at. Kagawa sonunda muazzam bir gol geldi. Kagawa'yı da kazandık arkadaşlar sonunda takımımıza. Gerçekten güzel oldu. Hani gerçekten yeni geldi zaten. Güzel oldu Kagawa'nın gol atması. Yine Kagawa şimdi. Kagawa Cagney'e doğru pas atacaktı ki abi birazcık geciktik maalesef ve topu kaybettik. Şimdi Cagney. Cagney'den Onyekuru. Onyekuru. Miranda'ya hareketini yaptı ama bu adamın hareketi çok değişik gerçekten. Onyekuru şut ve gol. Onyekuru çok güzel bir gol geldi arkadaşlar gerçekten. Hadi bakalım tekrardan Onyekuru. Tekrardan bir şut daha geldi ve bir güzel gol daha geldi. Onyekuru gol kaçırmıyor bu arada. Onyekuru baklı kart gibi bir şey. Sadık Çiftpınar'ın orada topu kapması kadar saçma bir durum zaten yok. Trezeguet. Cagney bugün hiç gol atmadı. Cagney gol atsın. Cagney de gol attı. 7-6 bu arada. Bayağı bir yakınız. Ama maalesef muhtemelen kaybedeceğiz. Onyekuru'ya güvendim bayağı. Vurdum da ama maalesef o kadar da güvenmemek gerektiğini gördük. Şimdi Fenerbahçeli bir oyuncunun gol atma şansı var. Şikirter'e doğru bir orta açtık. Şikirter genelde vuramıyor kafayı. Yine vuramadı. Abi bir daha Şikirter'le kafa denemeyeceğim. Gerçekten adam vuramıyor bildiğiniz. Neyse arkadaşlar haydi bakalım tekrardan takımımıza girelim. Bakalım neler var neler yok hemen görelim. Evet arkadaşlar takımımızın son durumu bu şekilde. Takıma ne yapalım yorumlara yazmayı unutmayın. Bundan sonraki videoda mesela mücadele yapacaksam Moses'ı alırım kadroya. Şöyle Moses'ı da alayım göstereyim arkadaşlar. Böyle Moses'lı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Moses'lı kalsın. Hatta bu videoluk karşı atak olduğu için Feguli geldi takıma. Bunları değişimli bir şekilde yaparız. Neyse burada videomuzun sonuna geldik. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Üşenenler sadece beğenip videodan çıkabilir şu anda. Ama durun. Şu anda abone ol butonu var. Abone değilsen şuradan abone ol. Ve arkadaşlar şuradaki iki videodan herhangi birisini izlemek istiyorsan da onları da izleyebilirsin yani. Haberin olsun bunlar güzel videolar. Bir tanesi zaten bugünkü maçla ilgili Fenerbahçe vs Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş vs Fenerbahçe her neyse. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Hızlı konuşmam gerekiyor. 20 saniyede olacak ve bay bay.